Kolay gele Bahrican. Eyvallah Enescan. Şükür yetiştirdin sebzeleri. Kazanın suyunu iki kere değiştirdim. Sebzecinin sağlamları seçmesi uzun sürdü herhalde. İşlerim vardı biraz. Senin çarşıda ne işin olur ki? Hele canlar sohbet faslına oturup ilahiler meşk etmişken. Hiç kaçırmazdım. Senin suyun bitmiş. Ben kuyudan su doldurup getireyim sana. Bugünlerde sende bir durgunluk sezerim Enesyan. Canlardan bir kusur eden mi oldu sana? Estağfurullah Fazlıcan. Kimsenin kusuru olmaz. Kusuru olmayan yerden niçin ırak geçersin o halde? Malum. İşlerim çok. Senin her daim işlerin çoktu Enesyan. Lakin muhabbete, ilahiye, meşke alakam bu kadar az değildi. Haşa. Elbette az değildir Fazlıcan. Lakin gönlüm bir türlü yetinmez. Sanki uçup kanatlanmak, ringler gibi cezbeye tutuşmak, ayık sözü sohbeti arkada bırakmak ister. Bilmem senin de gönlüne düşer mi bu? Kendini neşveye, cezbeye bırakıp da her şeyi unutma hali. Kendini dahi kaybetme arzusu. Seni çok iyi anlarım Enesyan. Lakin hatırlamaz mısın? Şeyhimiz der ki, önce gelen kendini kaybetmek değil, kendini bilmektir. Daha kendimizi bilmeden kaybedersek, biz de kaybolmaz mıyız? Gerçi bize söz düşmez. Şeyhim en iyisini bilir. Senin de muhakkak vardır bir bildiğin. Estağfurullah Fazlıcan. Aklımız yettiğince yol bulmaya, gönlümüzün seyirttiği yöne varmaya gayret ederiz. Gönlüne şaşırtır. Gönlü olduğu kadar onun götürdüğü yere de teslim olmak gerekir. Eyvallah. Eyvallah. Seni çok iyi anlarım Enesyan. Lakin hatırlamaz mısın? Şeyhimiz der ki, önce gelen kendini kaybetmek değil, kendini bilmektir. Daha kendimizi bilmeden kaybedersek, biz de kaybolmaz mıyız? Canlar sohbet için toplanırlar. Geç kalmayasın Enesyan. Tamam Keremcan. Ben de gelirim şimdi. Selamun aleyküm canlar. Ve aleyküm selam. Selam.
Canlar, birkaç hususu size hatırlatmak vazifemdir. Sohbet adabına riayet etmek mevzumuzun aslıdır. Malumunuz, yolumuz adab yoludur. Bizim her meselede adaba riayet etmemiz gerek. Sohbet adabına riayette ise azami gayret göstermemiz gerek. Şeyhimiz sohbete başlamadan evvel sohbet mahaline gelip edeple beklemeliyiz. Sohbet esnasında zaruret olmadıkça dışarı çıkmamalıyız. Erenlerin buyurduğu gibi, din sohbetle kaimdir. Bu sohbet meclisleri her derde devadır. Biz de bu hususiyetlere riayet edersek, rahmet-i ilahiyi celbetmiş oluruz inşallah. Bu vesileyle şeyhimizin nasihatleri de sadrımıza şifa olur. Değil mi Enes Can? Öyledir. Doğru dersin Süleyman Can. Bugün yemeği cuma namazından sonra pişireceğiz. Akşama şeyhimizin sohbeti var. Aman ha, geç kalmayasın. Merak etme sen. Gel gibi gider gelirim. Eyvallah. Eyvallah.
Meclisi ahbaba boş vermek değildir meşrep. Cam-ı cemden görmedi ayun-ı erkan-ı kadeh. Rintler meclisine boş kadehle gelinmez ahbap. Hiç usul öğrenmedin mi mahrem meclislerden? Gönlünü bir kadehe doldurup kaybedenlerin meclisidir burası. Zulmetme kadeh. Doldur. Doldur ki gönlün boşalsın. Kimseler bilmez kemahi neşveyi keyfiyetin ruhu insani gibi bir sır müphemdir şan. Sorma derviş kadehtekinin ne yüdüğünü. Öyle bir sırdır ki o insan ruhu gibi müphem. Korkma derviş. Bilmediğin o sır cesede hayat üflemiş. İç. Katresi nuş eyleyen İsa'yı canbaş oldu. Ruh ile hemmaye güya şiiri Meryem'dir şarap. İç. Bu sırrın bir damlasını yudumlayan can bulur. İsa gibi can verir. Her damlası İsa'ya can veren Meryem sütü gibidir.
Paralar. Dergahın paraları. Sebzeler. Bahrican. Yazıklar olsun sana Enes. Yüzüne toprakları çalınsın. Kaybolmakmış. Şu yüreğini seyirttiği yere bak. Ah Bahrican'a. Dinlemedim seni. Yüreğini bile buldum da. Bir de seyirttiği yere varırsın. Sefileriz, rezileriz. Tövbe yarabbim. Allah'ım neler yaptı mı? Dergâha gitmem gerek. Sebze beklerler. Hayrı aşı bekletir. Niye açmamış hala bu? Sonra hiç bu kadar boş olmazdı. Niye kimse yok? Bugün yemeği cuma namazından sonra yapacağız. Ya, bugün cumaydı. Cuma namazını kaçırdım. Cuma'da beni görmediler. Yüzlerine nasıl bakarım, ne derim şimdi? Cuma'yı unuttum mu diyeceğim. Güya arayet muhabbetine dalıp cuma namazını mı kaçırdım diyeceğim. Eyvallah olsun sana Enes. Eyvallah olsun. Bari bekleyip sebzeler alayım da dönecek yüzüm olsun. Cid sevdasına, hırsızlara, ayyaçlığa mı oldun Enes? Oldun. Helali arama harç ettin. Milyon et hedefini arayıp viran oldun Enes, viran. Şimdi nereye gideceksin Enes? Nereye gideceksin Enes? Nereye gideceksin? Allah'ım korku. Bilal oğlu Enes, Bilal oğlu. Hüthüt'le Simurg'a yolculuğa çıkan kuşlardan biri de baykuştu. Baykuş deli gibi ortaya atıldı. Dedi ki, harabelerde doğmuş bir acizim. Şarapsız, harap olup gitmekteyim. Bir toplulukta oturmak, gönlünü huzura kavuşturmak isteyen, sarhoş gibi yıkık yerlere gitmeli. Zahmetler çekiyor, yıkık yerlerde yurt ediniyorum ama defineler böyle yerlerde gömülür de ondan. Bu viranede bir gün olur da ayağım bir defineye batar. Bir define elde edersem bu deli gönlüm kurtulur, muradına erer. Simurg'a olan aşk masaldan başka bir şey değil. Çünkü Simurg sevgisi her delinin harcı olamaz. Ben ercesine ona aşık değilim. Şu halde defineyi yıkık yerlere aşık olmam gerek. Hüthüt ona da şöyle dedi. Ey define sevgisiyle sarhoş olan, tut ki bir define buldun. Kendini o definenin başında ölmüş farz et.
Ömür gitmiş, yol da bitmemiş. Defineye, altına aşık olmak kafirliktir. Altından put yapan kişi samiri sayılır. Altına tapmak küfürdür. Sen nihayet samiri kavminden değilsin ya. Hangi gönül altın aşkıyla bulanır bozulursa o adamın suratı kıyamette değiştirilir. Bir kısa deyiverelim de mesele daha iyi anlaşılsın. Bir gün bir hilekar fare ile kurbağa karşılaşırlar. Kurbağa kendi arkadaşlarından sıkıldığından yeni maceralar arıyordur. Yeni dostu fareyi bulduğu vakit onunla dostluğu ilerletir. Bu buluşmalardan ikisinin de gönlü ferahlıyor ve huzura gark oluyorlardır. O hile ve kandırma üstadı olan fare zavallı kurbağayla buluşunca neşeleniyor, kurbağaya maceralarla dolu geçen hayatının hikayesini anlatıyordur. Kurbağa da hem iyi vakit geçiriyor hem de yeni bir dünya tanıyordur. Kandırmada sanatkar olan fare bir gün kurbağaya, "Ey herkese akıl veren, akıl ışığı olan dost," dedi. "İçim daralıp da sana bir sır söylemeye geldiğimde sen hep suyun dibinde bulunuyorsun. Ben dere kıyısına geliyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Ey dost, neredesin diye haykırıyorum. Fakat sesimi sana duyuramıyorum. Benim suya dalmama imkan yok. Çünkü yaratılışım topraktan. Ben topraktan yetişip gelmişim." Sahtekar bir dost olan farenin aklına bir fikir geldi ve bu fikri kurbağayı ikna etti. Şöyle bir karara vardılar. Bir uzun ip bulacaklar ve ipi çekince birbirlerine kavuşacaklardı. Fare, "İpin bir ucunu benim ayağıma, diğer ucunu da senin ayağına bağlarız," dedi. Kurbağa dostunu kıramamıştı. Farenin dediğini yaptılar. Farenin sevincine diyecek yoktu. Artık kurbağayla buluşmak için o aşk ipinin ucunu çekmesi kafiydi. Derken yem arayışına çıkmış olan aç ve hırçın bir karga ansızın süzülüp indi ve gafil fareyi yakaladı. Karga havalanınca suyun derinliklerinde bulunan kurbağa da fareyi iple bağlı olduğundan sudan çıktı. Fare artık karganın gagasındaydı. Kurbağa da ayağından fareye bağlı olduğundan havada sallanıp duruyordu. Bu hali görenler, karga nasıl bir hileye başvurdu, nasıl bir kurnazlık etti de suyun derinliklerinde yaşayan kurbağayı da avladı diyorlardı. Havada asılı kalan kurbağa da diyordu ki, ruhaniyet deryasından uzakta kalıp da süfli kişilerle dost olanların hali budur. Benim halim nefsine mağlup olanlara bir ibret olsun. İyi arkadaş, misk satıcısına benzer. Çünkü ondan dünyevi veya uhrevi bir fayda, bir nur bulaşacaktır. Kim olduğunuz kadar, kimlerle olduğunuz da mühimdir. Topraklıktan sıyrılmayıp can suyunu talep eden ancak çamurluğa talip olur. Kendini temizlemedikçe bataklığı saray, aptalca baygınlığı hazine sanmaya devam eder. Kendini bilmeden, kendini bulmadan kaybetmeye kalkan sadece aldanır evlatlarım. Dünya sarhoşluğu ile ahiret sarhoşluğunu avare ile rindi, yüzsüz dilenci ile dervişi karıştırıp durur. İnsan evvela kendini bilmeli, kendinde hakkı bulmalı. İşte o vakit her viranede hakkın tecellisini keşfeder de rıza kapısından başka kapıyı çalmaz.